Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Geçen hafta 8. ünitenin gramer konusuna değinmiştik. İşte geniş zaman, geçmiş zaman, işte infinitif yapısı vardı, to amaç bildiren ifadelerimiz vardı. Onların birleştirilmesini görmüştük. İki cümleyi nasıl birleştiriyoruz? Amaç bildirmek için, işte şunu yapmak için. Şöyle yaptım, bunu yapmak için şunu yaparım gibi ifadelerimiz mevcuttu. Bugün de sizlerle yine 8. ünitenin kelimelerine göz atacağız. Böyle bir sade bir words chart'ımız var elimizde. Ona bir göz atacağız, kelime çalışması yapacağız. Evet, arkadaşlar bizim için kelime çok önemli. Yani her ne kadar gramer konusunu biliyor olsak da testlerde, sorularda, denemelerde filan kelime kilit rol oynuyor. Dolayısıyla bu kilit kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Burada elimizde şu an birçok kelimemiz mevcut. Yani hem sadece ünite içerisinde geçen kelimeler de vermiş, hem aynı zamanda 8. üniteye, Public Buildings ünitesine ait kelimelerimiz de var. Ama biz hepsine bakacağız. Çünkü bizim her zaman karşımıza çıkacak kelimeler. Dikkat edeceğiz. Telaffuza da dikkat edeceğiz. Yazılışına da ve kullanımına da dikkat edeceğiz. Kelimenin türünü de bileceğiz artık. Sıfat mıdır, fiil midir, isim midir, zarf mıdır? Bunun için aynı zamanda iyi bir Türkçe'ye de sahip olmak gerekiyor. Yani bir yabancı dili öğrenirken öncelikle kendi dilimizi iyi bilmemiz lazım ki öğrendiğimiz ikinci dili, yabancı dili iyi öğrenebilelim, doğru bir şekilde öğrenebilelim. Evet, kelimelerimize bir göz atalım arkadaşlar şöyle. Alive. Hemen bir saniye. Alive. Canlı, hareketli anlamında. Amusement park. Luna park. Art gallery, sanat galerisi. Attend, katılmak. Bu fiil sıkça karşımıza çıkıyor bu ünitede. Diğer ünitelerde de denk geldi. Dersine girdiğim arkadaşlar bilir. Önemli bir kelime. Attend, katılmak. Bakery, fırın. Bank, banka. Şöyle tik atalım yanına, karışmasın. Bookshop, kitapçı. Tikimiz olmadı. Bread, ekmek. Burglary, soygun. Ev, bina. Evet, bu soygun çeşitlerini biz derste arkadaşlarımızla işlemiştik. İşte nasıl, nereden çalınırsa nasıl olur? İşte ev soygunu nedir? Kapkaç nedir? Yan kesicilik nedir? Bunları az çok görmüştük. Dersine girmediğim, şu an beni izleyen arkadaşlarım varsa buna dikkat etsinler. Busy, meşgul, yoğun. Butchers, kasap. Buy, satın almak. Evet, düzeysiz bir fiildi. Yani iki ünitedir. Hatta işte üçüncü ünitede vardı. Sekizinci ünitede karşımıza çıktı simple past tense. Önemli bir konu yedinci sınıf için. Çünkü burada fiillerin ikinci halleri kullanılıyor. İkinci haller ikiye ayrılıyordu. İşte düzenli fiiller, düzensiz fiiller. İşte düzenli fiillere iyi değil gelirken düzensiz fiiller tamamen değişiyordu. Bunu birazcık ezberlememiz gerekiyordu. O yüzden ehemmiyetli bir konu arkadaşlar. Birkaç ünitede karşımıza çıkıyor. Ki önümüzdeki sene 8. sınıfta da sınavlarınızda, denemelerinizde altyapısı oluşsun diye sağlam gitmek istiyorum. Evet, buy, satın almak. Bunun ikinci hali bought'tu, hatırlarsınız. Charity, hayır kurumu, yardım derneği, vakıf anlamında arkadaşlar. Chat, sohbet etmek. Chemist, eczane. Evet, eczanenin diğer anlamları vardı. Hani tıp falan vardı. Neydi o kelimemiz? Hemen şunu kaydıralım aynı zamanda. Medicine'dı, değil mi? Evet. City Hall. Belediye binası. City Hall. Close, yakın.
Evet, bunun da birkaç anlamı var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere close normalde kapatmak demek. Kapatmak ama burada close, close friends. Close my best friend, my close friend. Benim yakın arkadaşım anlamında close'un ikinci bir anlamı var burada. Şöyle çekelim. Close, yakın. Coffee shop, kafe. Corner, köşe. Evet, bunu erkek öğrencilerimiz daha çok biliyor. Futboldan biliyorlar. Corner vuruşu vesaire, köşe vuruşu. Corner, köşe. Crowded, kalabalık. Department store, büyük mağaza. Destroy, yıkmak, yok etmek. Enormous, kocaman, büyük, devasa. Bu kelimemiz de sıkça karşımıza çıktı. Büyük, devasa, kocaman, enormous. Önemli bir kelime. Hemen orta sütuna geçeceğiz. Evet. Exhibition, sergi, fire station, itfaiye merkezi, game store, oyun mağazası, gift shop, hediyelik eşya satan dükkan. Gift'in hediye olduğunu biliyoruz artık. Give information, bilgi vermek. Evet, bu kelimeleri de ayrı ayrı kullanıyoruz değil mi? Buradaki fiilimiz give fiili, vermek. Information burada bilgi, isim anlamında. Give information, bilgi vermek. Bir araya gelerek kullanılabilir. Information zaten bilgiydi, biliyoruz. Governorship, valilik. Grocery, bakkal. Have fun, eğlenmek. Evet, bu da önemli bir kelime. Sıkça karşımıza çıkar okuma parçalarında. Özellikle böyle simple past tense veya simple present tense geniş zamanda kişi kendini anlatırken işte şunları şunları yapmaktan hoşlanırım, eğlenirim vesaire gibi denemelerdeki paragraf sorularında özellikle karşımıza çıkan kelimelerden bir tanesi. Historical, tarihi. Kelimemizin kökü history'di hatırlayacak olursanız. Historical, tarihi. Hospital, history zaten burada var, kendisinde mevcut. Hospital, hastane. Bunu yıllardır görüyoruz ve biliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, dersimizin başında söylediğim gibi buradaki kelimeler hem public buildings, 8. ünitenin işte hem gramer konusuna uygun kelimeler hem de ünite içerisinde sıkça karşılaşacağımız kelimelerden başlıcalarıdır. Bu yüzden detaylı bir inceleme yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde soru çözümü veya işte deneme vesaire yaptığımız zaman orada göreceksiniz zaten. Sıkça karşınıza çıkacak. Hungry, aç, acıkmış. Inform, haber vermek, bilgi vermek. Evet, information kelimemiz vardı burada. Information, isim hali. Inform, fiil hali, bilgi vermek. Leave, ayrılmak, çıkmak, terk etmek. Yani evden ayrıldım derken, okuldan ayrıldım, çıktım manasında ayrıldım dediğimiz şey. Çıkmak, bir yerden çıkmak, binadan, okuldan vesaire artık. Uzaklaşmak, ayrılmak, çıkmak anlamda leave. Bu da bizim düzensiz bir fiilimizdi. Hatırlayacak olursanız eğer, leave fiilinin ikinci hali left'di. Değil mi? Dersine girdiğim arkadaşlar sınav sorularımızdan bunları bilir. Magazine, dergi. Evet, Türkçe'ye farklı bir anlamla girmiş kelimelerden bir tanesi bu. Magazin bizde işte hafta sonları sunulan programlar vesaire. Öyle bir içeriğe sahip ama kelime manası dergi demek. Birçok kişi bunu kavrayamıyor, karıştırıyor vesaire. Alışkın olmuyor. Evet, altta da gördüğünüz gibi kelimelerimiz devam edecek. Oraya geçeceğiz sütunlarımızı bitirdikten sonra. Evet, make friends, arkadaş olmak. Arkadaş edinmek, make friend, arkadaş edinmek. Map, harita. Medicine, ilaç. Evet, bahsettiğim kelime buydu arkadaşlar. Medicine'ın ilaç anlamı var, eczane anlamı var. Bir de tıp anlamı var. Tıp okuyorum derken
I study medicine. Tıp okuyorum. Movie theater, sinema, muffin, küçük tatlı kek, kek yani arkadaşlar. Et, mavi mumya, municipal office, belediye binası, et, bir farklı kelimemiz daha vardı. City hall, burada göreceksiniz. City hall. Et, museum, bilindiği üzere müze. Hemen yan tarafa geçeceğiz. Evet. Music store. Müzik mağazası, marketi, müzik marketi. Neighbor, komşu. Önemli bir kelime. Painkiller, ağrı kesici. Painting, tablo. Play, oyun, piyes. Evet, piyesi bilmeyenler olabilir arkadaşlar. Piyes kelimesi okullarda vesaire böyle küçük çaplı tiyatrolara piyes denir. Tiyatro gösterisi, oyun, piyes. Play normalde oynamak, oynatmak anlamında. Hem video oynatırken hem de bir spor aktivitesi yaparken kullandığımız bir fiil. Ama burada isim halinde kullanılmış. Play sadece oyun, piyes, işte tiyatro oyunu anlamında. Police station, polis merkezi, karakol. Post office, postane. Real, gerçek. Rebuild, yeniden inşa etmek. Evet, normalde kelimemizin kökü build kelimesi. Evet, ünitemizden de hatırlayacağınız gibi public buildings, kamu binaları. Build, inşa etmek. Building, inşa, inşaat, bina, isim hali. Eğer bir kelimenin başına re ifadesi geliyorsa, şöyle gösterelim hemen. Re ifadesi geliyorsa, bunun tekrar yapıldığı anlamına gelir. İşte play örneğinde olduğu gibi. Play'de replay, tekrar oynat. Video falan oynatırken karşınıza sık sık çıkar arkadaşlar. Replay yaparsınız, tekrar oynatırsınız. Reconstruction, restorasyon, yeniden inşa etme, restorasyon, report, bildirmek, rapor etmek var ya, kullandığımız ifadelerden kaydıralım. Şöyle. Evet. Ride, binmek. Ride a horse, at binmek. Roller coaster, eğlence treni. Bu Luna Park'lardaki hızlı trenler vesaire. Seat, koltuk. Evet, seat, araba koltuğu filan, hani normal koltuk içinde kullanılır ama araba koltuğu vesaire. Seat'in bu isim hali, fiil halini de kullanabiliriz. Seat'i oturmak anlamında da kullanabiliriz. Seat'i, ed takısı alır. Evet, shopping list, alışveriş listesi. The shopping mall, alışveriş merkezi. Evet, Ankara'da işte Anka Mall vesaire. Oradan aklınızda kalsın. Evet, stage, sahne. Evet, bu da önemli bir kelime. Şöyle ki, stage'in burada sahne anlamı var ama stage'in biliyorsunuz ki hikaye kitaplarında falan özellikle seviye bildirirken level oldukları için işte first stage, second stage ya da birinci işte seviye, ikinci seviye vesaire level de kullanılabilir. Stage de kullanılabilir. Burada seviye belirtmek için. Buradaki anlamı sahne anlamında arkadaşlar. Store, mağaza, hep geçmiş daha önce. Terrible, berbat, çok kötü. Theater, tiyatro. Tired, yorgun. Evet, bir sıfatımız bu. Tiring, yorucu. Bu da sıfat. Ama burada iki fark var arkadaşlar. İki kullanımı da bakacağız. Şimdi birincisinde tired'da yoruldum derken I am tired ifadesini kullanırız. Yoruldum. I am tiring demeyiz. Ben yorucuyum olur. Tired, yorgun. Tiring, yorucu.
Dolayısıyla yorulduğumuzu belirtirken insanlar için kullanımda tired kullanılır. I am tired, yorgunum. Yaptığınız bir işin yorucu olduğunu belirtmek istiyorsanız it's tiring, yorucu şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. It works, bal mumu. Birçok arkadaş bilir bunu. Saçlarda vesaire kullanılan şekillendirici özelliğe sahip malzemedir. Evet, aşağıdaki kelimelerimize bakalım hemen. Evet. Apply for. Başvurmak. Bir şeye başvurmak, iş başvurusu vesaire gibi anlamları var. Besides. Ayrıca, üstelik. İşte bunun farklı kullanımları vardı. Furthermore vesaire gibi karşınıza yine bu gibi ifadeler arkadaşlar okuma parçalarında özellikle sıkça karşınıza çıkıyor. Bağlaçlar özellikle. Ve bunlar çok önem arz ediyor. Çünkü öğrenci okuduğu zaman kelimeleri bilse dahi bağlaçları doğru anlayıp bağlayamadığı zaman tamamını çıkaramıyor anlamını. Bütünsel bir anlam çıkaramıyor. Dolayısıyla sorularda kaçabiliyor. Önemli bizim için. Borrow, ödünç almak. Butik, butik, butik otel falan var böyle küçük tarzda bir şeyler. Build permit, inşaat izni. Permit, permission, bizim için önemli olan izin anlamda. Permit, permission, izin. Build, inşaat. Evet, dedik ya, ünitemizin adı public buildings, kamu binaları. Bumper cars, çarpışan arabalar. Capital, başkent. Ankara is the capital of Turkey. Ankara, Türkiye'nin başkentidir. Capital, kozmopolitan. Bu karşımıza çıkan diğer kelimelerden bir tanesi. Kozmopolitan, işte dersine girdiğim öğrenciler için soruyorum. Daha önce de sormuşlardı. Tahtamız tekrar gelecek arkadaşlar. Nedir anlamı vesaire. İstanbul gibi düşün, Amerika gibi. Yani çok çeşitli milletin bir arada yaşadığı, kozmopolit, karışık anlamda. Draw money, para çekmek. Edge, kenar. Evet, masanın kenarı. İşte at the edge of table, masanın kenarı. At the edge of bed, yatağın kenarı vesaire. Exhibit, sergilemek. Experience, deneyim, tecrübe. Evet, bunu artık biliyor olmamız lazım. Sıkça karşımıza çıkıyor. Experience, deneyim, tecrübe. Far, uzak. Far away, uzak. Fashionable, modaya uygun. Evet, free, ücretsiz. Free'nin de birkaç anlamı var arkadaşlar. Çoğumuz zaten biliyoruz diye düşünüyorum. Şöyle ki, işte free burada ücretsiz olarak vermiş. İşte boş anlamı var yerine göre. Özgür anlamı var. Biliyorsunuz en çok kullanılan. Fresh, taze. Furniture, mobilya. Get, satın almak, elde etmek. Evet, bu get fiilini biz birçok şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Get, satın almak. Bunu have yerine de kullanabilirsin, buy yerine de kullanabilirsin. Satın almak, elde etmek anlamında bazı ifadelerimiz var. İşte get angry, kızmak. İşte get blah blah, şöyle yapmak, böyle yapmak gibi farklı kelimelerle bir araya gelerek çeşitli kullanım alanları da mevcut. Green grocers, manav dükkanı. Have a rest, dinlenmek. Bu bir kalıptır zaten. Historic site, tarihi yer. Jewelry, mücevher. Library, biliyor olmamız lazım artık. Kütüphane. Lost, kaybetmek. Magnificent, muhteşem. Main street, ana cadde. Mayor, belediye başkanı. Municipality, belediye. Belediyenin birkaç anlamı çıktı karşımıza arkadaşlar. Daha önce de gördüğümüz gibi. Neighborhood, mahalle. Outdoor market, pazar. Evet, bu ifadeyi daha önce görmüştük. Bizim dersine girdiğimiz arkadaşlar hatırlar. Evet, parcel, paket, koli.
Report a crime. Suç ihbarı yapmak. Report'u söylemiştik zaten. İhbar etmek, söylemek, bildirmek anlamda, rapor etmek. A scenery, manzara. Seafood, deniz ürünü. Take a boat tour, tekne turuna çıkmak. Taste, tadına bakmak. The sights, görülecek yerler. Evet, ünitemizin içerisinde anlatılan ifadelerde sıkça karşımıza çıkıyor bunlar. The sights, görülecek yerler. Önümüzdeki sene 8. sınıfta falan daha çok karşınıza çıkacak. Try on, denemek. Bakın burası önemli. Try normalde tek başına denemek demek değil mi? Try, denemek. Try on, kıyafet denemek. Arkadaşlar, İngilizce'de phrasal verb dediğimiz ifadeler var. Birden fazla kelimenin bir araya gelerek yeni ve farklı bir anlam ortaya çıkarması phrasal verb olarak ifade ediliyor. Try on, denemek. Try, denemek. Evet, biraz daha yaklaştıralım şöyle. Çok az kelimemiz kaldı. Evet, view, manzara, the sights gibi ya da scenery gibi görülecek yerler, manzara, wallet, cüzdan, wonderful, harika. Evet arkadaşlar, kelimelerimiz bunlardı. Şöyle bir genel olarak bakacak olursak, hemen eski haline döndürecek olursak. Şöyle. Evet. Kelimelerimiz bunlar arkadaşlar. Kelime bizim için önemli. Dediğimiz gibi gramer konusu önemli. Fakat kelime de aynı şekilde önem arz ediyor. Çünkü sorularda, denemelerde özellikle bir kelime kilit rol oynayabiliyor bazen. O yüzden kelime çalışmamızı tam ve eksiksiz yapmalıyız. Et dersine girdiğim arkadaşlarım bu kelimeleri daha önce yazdınız az çok biliyorsunuz. Kelime çalışmasını yapıyorsunuz. Yeni dersine katıldığım, online olarak katıldığım arkadaşlarım da not alabildilerse eğer ki çalışırlarsa onlar için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle birkaç örneğe bakalım. Şuradan. Evet, movie theater, art gallery, museum, inform, bookshop, map, chemist, charity, amusement park, bakery, police station, tarring, crowded grocery, historic sites gibi ifadelerimiz var. Şöyle bir dokunacak olursak, Mary is going to the city hall to attend a charity event. Evet, geçen dersimizde to yapısını görmüştük. Birazcık yaklaştıralım şöyle. Evet. Şuradaki to yapısını görmüştük arkadaşlar. Şuradaki. Evet. İki cümleyi birleştiriyorduk değil mi? Şuradan hemen tekrardan verelim. Evet. Mary is going to the city hall to attend a charity event. Bir yardım davetine katılmak için gidiyor. Mike went to the chemist to get some medicine for his sore throat. Mike boğaz ağrısı için, evet sore throat, boğaz ağrısı için ne yaptı? Eczaneye gitti ilaç almak için. I found a wallet with a lot of money in the street and took it to the police station. Evet, sokakta para dolu bir cüzdan buldum ve onu karakola, polis merkezine götürdüm. I moved to a new house yesterday and I should go to the municipal office to inform my new address. Evet, dün yeni bir eve taşındım ve belediye binasına gidip yeni adresimi bildirmeliyim diyor.
Son örneğimize de bakalım hemen. Beşinci örneğimiz. Where were you yesterday? Dün neredeydin? I went to the movie theater to see the new science fiction. It was fantastic. Dün neredeydin? Dün yeni bir bilim kurgu filmini izlemek için sinema salonuna gittim. Harikaydı. Evet arkadaşlar, dersimiz burada sona eriyor. Bir daha giderse görüşmek üzere. O zamana dek çalıştığımız kelimeleri bir kez daha gözden geçirin. Kelimeleri unutmayalım, aksatmayalım. İyi çalışmalar arkadaşlar.